Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Şubat 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Şubat ayı sizin için ilişkilerde önemli adımlar attığınız, eşinizle, partnerinizle birlikte hareket ettiğiniz, özellikle para ve finansal konularda yeni yapılandırmalar yapabileceğiniz önemli bir ay. Evet, ayın ilk yarısında birçok gezegenin Oğlak burcunda bulunuyor olması özellikle ilişkilerdeki enerjinizi öne çıkarıyor. Bu dönemde tabii ki ilişkisi olmayanlar biraz daha yakın arkadaşlar, eş partner konuları, belki işbirlikleri alanında daha fazla iletişim ve çaba içerisinde olabilirler. Eşiniz ve evliliğinizle ilgili konularda da özellikle partnerinizle birlikte bir şeyleri konuşmanız, tasarlamanız, birlikte yol almanız ve burada özellikle ilişkinizle ilgili önemli adımlar atmanız da mümkün görünüyor. Ayın 19'una kadar Güneş Kova burcunda olacak, ardından Balık burcuna ilerleyecek. Dolayısıyla bu ay gezegenlerin de yavaş yavaş ayın ikinci yarısından itibaren Kova burcuna doğru ilerliyor olması 8. evinizde de önemli bir gezegen geçişi anlamına geliyor. Dolayısıyla ilişkileriniz, işbirlikleriniz ve bunlarla bağlantılı her türlü para ve finansal paylaşımlarınız, hisseli paralarınız, borçlanma konuları, alacak konuları ve benzeri alanlarda da ayın etkileri önemli görünüyor. 10 Şubat'ta Kova burcunun 20 derecesinde yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatımıza taşıyor. Bu Kova yeni ayı para konularında önemli bir yeni ay. Bazı başlangıçlar yapabilirsiniz. Örneğin yani eşinizin gelirleriyle de ilgili olabilir. Eşiniz bir işe başlayabilir. Bununla birlikte belki hisseli paralar alanında bazı ortaklıklarla ilgili önemli adımlar atabilirsiniz. Kredi gibi bir başvurunuz olabilir. Para borçlanma ile ilgili, bununla beraber emeklilik, sigorta konuları ve yeni yapılandırmalarınız söz konusu olabilir. Kazançlar alanında tabii ki gelir gider dengesine dikkat etmek gerekiyor. Bazılarınız evlilik ve ayrılıkla bağlantılı, işte bir tazminat, nafaka ve benzeri bazı yapılandırmalarınız olabilir ya da miras gibi konularınız olabilir. Buralarda daha fazla görüşmenin, konuşmanın, bilgi paylaşımının, hareketinin öne çıktığı bir yeni ay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle sabit burçlarımız daha fazla etkileniyor bu yeni aydan. Özellikle haritanızda sabit burçlarda boğa, aslan, akrep ya da kova burçlarının 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Bu yeni ay sizin için daha önemli olabilir. Mars ayın 13'ünden itibaren Kova burcuna geçecek. Ayın 16'sında da Venüs Kova burcuna geçiyor. Biliyorsunuz Mars biraz sert bir enerji ama Venüs iyicil bir enerji. Evet, harcamalarınız artabilir, masraflar olabilir ama Venüs ayın 16'sından sonra kazançlarınız anlamında da size destek olmaya başlayacak. Mars'la Plüton'un 14 Şubat'ta güçlü bir kavuşumu var. Bu aslında toplumsal alanlarda, kolektifte de böyle öne çıkacak, hani ilgi çekecek gelişmeler. Örneğin daha çok biraz da bilimsel konular, teknolojiyle ilgili konular, işte elektrik, elektronikle ilgili, internetle ilgili, dijital alanlarla ilgili, uzay, astronomi ile ilgili konular, havacılıkla ilgili konular. Buralarda dikkat çekici gelişmeler olabilir. Hani bunun size yansımaları belki ekonomik alanda biraz zorlayıcı, mücadele gerektiren bir konuyu tetikleyebilir. Bununla birlikte Venüs'ün de ayın 17'sinde Plüto ile birleşmesi aslında parası anlamda size bir büyük güç de verebilir, bir destek de verebilir. Dolayısıyla buradaki içinde bulunduğunuz şartları özellikle iyi değerlendirmeniz, ona göre bir yapılandırma içerisinde olmanız gerekiyor. Önemli, güçlü bir geçiş bu. Biliyorsunuz artık Plüto Kova burcundaki geçişini başlattı sizin 8. evinizde ve bu ay hem Mars'la hem Venüs'le kavuşum yapacağı için finans ve para konularında, borçlanma konularında, yatırım konularında bazı yeni kararların, güçlü adımların atılabileceğini ve sizin üzerinizde de önemli etkilerinin olabileceğini işaret ediyor. Ayın 19'undan sonra Güneş Balık burcunda parlamaya başlayacak. Güneşten daha yaratıcı, daha iyimser, daha pozitif etkiler almaya başlayacaksınız. Biraz daha enerjinizin böyle yumuşaması, kabullenişe geçmeniz, o ilişkilerdeki ve para alanındaki mücadelelerin biraz yumuşaması söz konusu. 23'ünden itibaren Merkür Balık burcuna geçecek. Size bazı seyahat ve gezi fırsatları getirebilir.
iletişim, bilgi trafiği özellikle ayın son haftasında artabilir. Ve 24 Şubat'ta Başak Burcu'nda bir dolunay var. Sizin için de keyifli bir dolunay bu. Üçüncü evinizi aydınlatıyor. Aynı zamanda Jüpiter'den de güzel bir üçgen açısı var. Yani üçüncü ev konularında biraz böyle yakın çevreniz olabilir. İşte kardeşlerle ilgili güzel haberler gelebilir. Güzel bir tatile, bir seyahate, bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Eğitimle ilgili bir fırsat karşınıza çıkabilir ya da daha önce başlamış olduğunuz bir eğitimi tamamlamanız, bir sınavı vermeniz, başarı kazanmanız mümkün görünüyor. Sosyal alanınızda da hareketliliğin artabileceği bir dönem. Yani arkadaşlarla, sevdiklerinizle güzel organizasyonlar, böyle geziler ya da iş girişimleri, bir şeyleri planlayabilirsiniz. Herhangi bir ekip çalışması, böyle ortak, böyle bir grup eğitimine katılmanız, keyifli zamanlar geçirmeniz, yeni bilgiler öğrenmeniz, becerilerinizi geliştirmeniz de mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Olumlu destekler alabilirsiniz. Yazılı ya da sözlü yeteneklerinizi ortaya koyacağınız fırsatlar çıkabilir bu dolunayda ve başkalarının da dikkatini çekebilirsiniz. Eğer işiniz böyle bir yaratıcılık, tasarım gerektiren bir işse bu dolunay sizi destekleyebilir. Ürettiğiniz işlerin sonucunda maddi manevi başarılar da kazanabilirsiniz. Komşu ilişkileriniz, yakın ilişkileriniz, işte akrabalar, kardeş ilişkilerinizin artabileceği, güçlenebileceği ve onlarla da ilgili belki güzel, keyifli haberler alabileceğiniz yine önemli bir dolunay etkisindesiniz. Ayın son günlerinde de bu tesirler zaten devam edip şekillendirici olabilir sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.